Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İslim kebabını nasıl yapılır tarifini paylaşacağım. Evde kendimiz için yapmıştım. Bu arada videoda çekeyim dedim, sizlerle paylaşayım. 5-6 tane patlıcanımız var. Tuzlu su hazırladığımız bir kabın içine patlıcanlarımızı soyup aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi tuzunu ekledim. Bunu eklememin sebebi patlıcanların acı suyunun çıkması ve lezzetinin artması için. Mutlaka yemek yapacağınız zaman kızartmalarınızda mutlaka tuzlu suda bekletin. En az rengi, suyun rengi sararana kadar beklese kafidir. Şimdi malzemelerimizi ve yapılışımıza geçelim. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşalım. Yeni videolarımı izleyin. Kaçırmayın ve yayınımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizlere iyi izlemeler diliyorum. 6 adet patlıcanımızı tuzlu suyun içine alacalı olarak soyup bekletiyoruz acı suyun çıkması için. Siz uzun patlıcan alın islim kebabı için. Ben bugün etlisini yapacağım. Bunun köftelisini yapanlar da var ama etlisini de tavsiye ederim. Bir pişirimlik etimiz var, 250-300 gram kadar. 6 tane patlıcanımız var. Lezzetli bir yemektir, tavsiye ederim. Abone değilseniz lütfen abone olunuz. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Ücret ödemiyorsunuz. İzleyip de beğenirseniz sevinirim. Evet, şimdi alacalı olarak patlıcanlarımızı soyuyoruz. Hızlı çekimi alamıyorum. Çünkü hızlı çekimi aldığım zaman sesimde kesiklikler oluşuyor. O yüzden kusura bakmayın. Uzun bir video olacak. Hem şöyle yemek yapamayan arkadaşlarımız var, bilmiyorlar nasıl soyuluyor, nasıl kesiliyor, ne yapılıyor, nasıl oluyor diye soruluyor yorumlarda. Siz bunları görmüyorsunuz tabii ki. Instagram'dan yazanlar da oluyor dimden. Şimdilik böyle bir uzun bir video hazırladım. Diğer videolarım yine kısa olacak ve öz olacak. Ama islim kebabının püf noktalarını da unutmayın. Es geçmeyin diye biraz uzun oldu. Bugünlük bu videomuz da böyle olsun. Bu arada sokak canlarımızı susturmaya çalışıyorlar, uyutmaya çalışıyorlar. Bu yasayı durdurmalarına mani olalım. Yasayı onamasınlar, sokak canlarımız yaşasın. Hepimiz elimizden geldiğince onlara sahip çıkmaya, onların karnını doyurmaya çalışıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanların üzerine örttüm. Beklettim. İçinde acı suyu çıktı. Sarı ve bir karalık var. O acı suyudur. Lütfen sokak canlarını da sevelim, koruyalım. Mümkün olduğunca besleyelim. Hiçbir şey veremeseniz bile bir kap yoğurdu sulandırıp verebilirsiniz. Onların için besleyicidir. Sahip çıkalım. Ben çıkıyorum, sizlerden de bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi tarifimize geçelim. Bunu da belirtmeden geçemedim. İkinci bir suyla tekrar yıkıyorum. Çünkü acı suyunun çıkması lazım. İçine işleyenleri de bu suyla temizleyip tekrar sıkıyorum. Ben bu patlıcanları önden kızartacağım. Kızartacağım için havluyla falan kurulama yapmıyorum. Çok iyi suyunu sıktığınız zaman, biraz da beklediğinde havluyla kurulamanıza gerek kalmadan güzelce kızarıyor. Etrafa yağ sıçramıyor. Bende öyle olmuyor. Bilmiyorum sizde nasıl oluyor. Hiç su bırakmamalısınız. Gördüğünüz gibi iyice sıkın, hiçbir şey olmuyor. Daha sonra uzun yatay olarak dilimleyeceğiz. İçine bir baş soğan koyacağız. Etinin eti isterseniz, ben haşlama yöntemiyle pişirmedim, kavurma yöntemiyle, eskilerin yaptığı kavurma yöntemiyle kavurdum etimi. Siz de öyle yaparsanız daha lezzetli oluyor, etin kokusu ve tadı çıkıyor.
Ben patlıcanı biraz kısa kestim, ilk patlıcanımı. Neden derseniz çok uzun olmadığı için ekleme falan yapmak için onları hazırlık olarak yaptım. Siz yapmayın, ben çok zorlandım. Ama mutlaka uzun patlıcan kullanın. Ben bulamadım pazarda. Gördüğünüz gibi ne kadar o kıvrımlı yerleri varsa onları da hesaba katıp uzun kesmeye çalıştım. Çok lezzetli bir yemek çeşidi oluyor. Patlıcanla ne yapabilirim diye düşünmeden ister köfteli ister benim yaptığım gibi kuşbaşı etli olarak hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Tek ana yemek olarak da yiyebilirsiniz. Bugün biz aperatif yemek olarak yemeğin yanına yaptık. Canımız istedi. Sizler de yaparsanız eminim çok beğeneceksiniz. Evet, şimdi videomuzu izleyelim. Ocağı tavamızı alıp kızdıralım, içine yağ ekleyelim ve patlıcanlarımızı, kestiğimiz patlıcanları kızartalım. Tahtamızın arkasını çevirelim. Patlıcanları doğradığımız kısımda değil, etleri doğrayacağımız kısma geçelim. Arka tarafını sebzeleri doğramak için sağ köşesine ES diye yazı yazabilirsiniz. Çünkü et doğradığınız yerde kesinlikle sebze doğramayın. Ne kadar yıkarsanız yıkayın, içinde kalıntı kalabilir. O yüzden tek tarafını kullanıyorum, temiz olan yerini. Daha önceden etimi buzluktan çıkardım, bir parça 200-300 gramlık etimi. O bir gece buzdolabında bekledi. Ertesi günü de soğuk suda iyice çözdürdüm. Bizim etimiz çok sinirli çıktı. Bu siniri güzelce temizleyelim. Sinirsiz bir et olsun. Çünkü İslim kebabına sardığımız zaman patlıcanlara eti çiğneyebilelim. Sakız gibi olmasın ağzımızda. Ben bayağı bir uğraştım. Siz mümkün olduğu kadar daha güzel sinirsiz bir et kullanabilirsiniz.
sinirleri temizledim. Şimdi iç yağlarını temizliyorum. Tenceremize kavurma yöntemiyle eti pişireceğimi söylemiştim. Güzelce yağları alıp kenarından temizleyip tenceremizin altına yerleştireceğiz. Biliyorsunuz eti yıkamıyoruz. Suyun içinde, soğuk suyun içinde beklettiğimiz için gerek kalmıyor. Yağları da güzelce ayıklayıp tenceremizin en altına yerleştireceğiz. Üzerine etlerimizi dizeceğiz. Tuz, su, hiçbir şey eklemiyoruz. Evet, etlerimiz de hazır. Tenceremize yağlarımızı diziyoruz. Üzerine de etlerimizi dizip kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirmemiz gerekiyor. Ben bir ara kaldırdım, pişip pişmediğine baktım. Düdüklüde de yapabilirsiniz. Ben içine soğan salça ekleyeceğim için düdüklü kullanmadım. Normal altı kalın bir çelik tencere kullandım. Tabanı kalın olan bir tencere. Güzel de pişti, yumuşadı etlerimiz. Kavurma yaparsanız, böyle bu yöntemi kullanırsanız çok lezzetli oluyor. Kavrulduktan sonra etinizin içine tuzunu, biraz da tereyağı eklerseniz lezzet katarsınız. Ben şimdi bunu yemek için kavuruyorum. Yemeği kullanacağım için tereyağı falan eklememe gerek yok. Güzelce tenceremize yerleştirelim etlerimizi. Tenceremizin kapağını kapatalım, hava almasın. Güzelce gördüğünüz gibi pişmeye başladı bizim etimiz. Kapatıyorum ve açmamak üzere pişmeye bırakıyorum etimizi. Ara ara bakalım ki tencere olduğu için yanmasın. Evet, bu arada domateslerimizi hazırlayalım. İslim kebabımızın üzerine kürdanı saplayacağımız domateslerimiz var. Ben göz kararı yaptım. Tam malzeme ölçüsü veremiyorum. Kusura bakmayın ama siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Etiniz fazla kalırsa hiç sorun değil. Tencerenizin veya fırına süreceğiniz tepsinin içine dökebilirsiniz. Bizde fazla geldi. Patlıcan az geldi. Evet, gördüğünüz gibi domatesleri Alkon domates kullandım. Etli domates. Sap kısmını temizledim. 4'e böldüm. 5'e böldüm. Siz ne kadar büyüklükte istiyorsanız o büyüklükte kesebilirsiniz. Bu bir sürpriz bir şey oldu. Sürpriz bir video oldu. Yani birden canımız istedi. Hazır dedim yapmışken bir video çekeyim dedim. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız hazır. Domateslerimiz de hazır. Etimiz de pişiyor. Ve ben etimize birazcık da su ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi önce bir adet orta boy soğanımız var. Onları ay şeklinde doğruyorum. Güzelce soyup yıkayıp kök kısmını hafif aldıktan sonra doğramaya başlayacağım. Soğanımızı da güzelce yıkadım. Ortadan yatay olarak kesiyorum ve yarım ay şeklinde doğramaya alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi elinizi kesmeden rahatlıkla parmaklarınızı kıvırarak kesebilirsiniz. Daha önceki videolarımda nasıl kesilir soğan diye paylaşmıştım sizlerle. İnce ince keselim. Etimizin içine katacağız. Salçamızı katacağız. Tuzumuzu katacağız. Önce soğanlarımızı hazır edelim. Elimizle güzelce şöyle bir dağıtalım onları ki çabuk pişsin, erimesin soğanlarımız. Evet, etimiz suyunu saldı, çekti, kavrulmaya başladı, güzel bir koku yayılmaya başladı. Gördüğünüz gibi biraz daha kavurmaya, suyunu çektirmeye de sürdürüyorum. Pişmediğini fark ettim, etim sinirliydi farkındaysanız. İçine bir miktar daha su ekledim, yarım çay fincanı kadar etimin miktarına göre. Biraz daha suyun çekmesini bekledim ve içine suyumu ekliyorum. Gördüğünüz gibi yarım çay bardağı kadar
Suyumu ekledim. Kapağımı kapatıyorum ve suyunu salıp tekrar suyunu çekip pişene kadar ocaktan almıyorum. Altı hala kısık ve kaynamaya başladı. İçine soğanımı, salçamı, bir tatlı kaşığı kaya tuzumu ekliyorum. Tuzun feline göre tadı değişebilir. Siz buna lütfen dikkat edin. Çok fazla tuzlu olmasın. Kaya tuzu biraz ferli oluyor. Bazıları da olmuyor. Ona dikkat etmenizi rica ediyorum. Gördüğünüz gibi etim pişmiş. Bıçak rahat saplanıyor. Çatalla da denedim. Evet, kapağını tekrar kapatıyorum. Salçamı buzdolabından çıkardım. Soğanlarımı ekledim. Onunla da güzel bir suyunla pişiriyorum. Salçamda bir yemek kaşığı kadar bir salça. Ben buzlukta saklıyorum, küfleniyor buzdolabında diye. İnceltip bir buzdolabı poşetine doldurup eziyorum. Dondurucuda öyle saklıyorum. Sizler de saklarsanız uzun süre salçanızı kullanabilirsiniz. Şimdi kapağını da kapatıp salçanın yumuşaması için biraz karıştırıyorum ki etle özleşsin ve buzu biraz daha çözülsün. Kapağını kapatıp yine biraz daha çıtırtılar gelene kadar pişirdim. İçine tuzumu ekledim. Başka hiçbir şey eklemiyorsunuz. Onları güzelce kavurup tenceremizi kenara alacağız. Etlerimiz pişti. Kenara alacağız. Ocağın altını kapatalım. Pişireceğimiz tepsiyi hazırladık. Kürdanımız gerekli. Kürdanlarımızı da alalım. Ve patlıcanlarımız da hazır. Patlıcanlarımızı diziyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşak. Hiç kuruma yok. Fazla kızartmanıza da gerek yok. Çünkü fırında tekrardan kızaracak. Ben tabii ufak olduğu için eklemeler yapıyorum patlıcanıma. Ama siz uzun patlıcan kullanırsanız size bir sorun yaratmayacak. Evet, bir maşa yardımıyla alıyorum. Et hala sıcak. Dokunamıyorum bu arada. Sıcak olması daha iyi. Patlıcanlar da hala sıcak. Kürdanımızı da hazırlıyoruz. Yanımıza alalım ki sararken zorluk olmasın diye. Eti koyduktan sonra ben kürdanı takıyorum. Hazırlandıktan sonra üzerine de kestiğim domatesleri saplıyorum. Kesinlikle kürdanla domatesi, patlıcanı birleştirmeyin eti. Benim gibi yaparsanız sizin için daha kolay olur. Biber de kesip koyabilirsiniz. Süsleme size ait. Biz biberle sevmediğimiz için sadece domates takıyorum üzerine, gördüğünüz gibi. Bir tanesi hazırlandı bile. Açılacak gibi olanları da tepsi kenarına yerleştirdim ve diğerlerini de sarmaya, hazırlamaya devam ediyorum. Patlıcanlarımın dizimi bitti ve tenceremizde etimiz kaldı. Etimizi de bir kaşık yardımıyla patlıcanların kenarında boşluk oluşan yerlere döküyorum. Tenceremizin içinde kalan et yağlarını ziyan etmiyoruz. İçine çaydanlıktan sıcak su döküp biraz da yağ ekleyip tadının lezzetinin çıkması için biraz da yağ ekleyip islim kebaplarımızın kenarından suyunu verip daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz.
içinde piştiği için, patlıcanlar da kızartıldığı için çok aşırı kızartmanıza gerek yok. Domateslerin üzerinin hafif kızarması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi tepsimize döktüm ve fırınımıza veriyorum. Domateslerin üzeri kızarana kadar, yumuşayana kadar fırında tutuyoruz ve fırından çıkardım. Yapanlara, yiyeceklere afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sokak canlarımıza iyi bakın. Onları unutmayın. Uyutulmasına izin vermeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.